Metabolizma konusunu işlerken enerjiyi besinlerden aldığımızı söylemiştik. Bu ATP'nin vücudumuzun temel kimyasal enerji kaynağı olmasından kaynaklanır. ATP, hepsi besinlerde bulunan glikoz, yağ asitleri ve protein gibi maddelerin parçalanmasıyla üretilir. Şu an ama sürekli yemek yemiyoruz ki diye düşünüyor olabilirsiniz. Peki aralıklarla yemek yememize rağmen vücudumuz nasıl sürekli ATP üretebiliyor? Bunun cevabını şöyle verebiliriz. Vücudumuz bir öğünden sonra hemen bir başka öğüne yani besin maddesi tüketmeye bağlı olmayacak şekilde yakıt depolamak üzere evrim geçirmiştir. Bu yüzden videonun geri kalanında vücudumuzun depolayabildiği temel üç yakıtı karşılaştırmak istiyorum. Daha sonra neden bu yakıtlardan bir tanesinin diğerlerinden çok daha iyi olduğunu anlatacağım. Glikojenle başlayalım. Glikojen sayesinde vücudumuz karbonhidrat depolar. Aslında bu birbirlerine bağlı glikoz moleküllerinin oluşturduğu polimer adı verilen uzun bir zincirdir. Vücudumuz glikojeni çoğunlukla karaciğerde depolar. Ancak biraz da olsa kaslarımızda depolanır. Vücudumuzda kaç gram glikojen olduğunu hesaplamaya çalışsaydık, sağlıklı 70 kilo olan ortalama bir erkekte yaklaşık 480 gram glikojen depolandığını görürdük. Glikojenden ne kadar enerji aldığımızı göstermek için 1 gram glikojen başına yaklaşık 4 kilokalori enerji elde ettiğimizi söyleyebilirim. Kilokalori, mısır gevreği kutularında veya herhangi bir gıdanın besin değerleri kısmında görebileceğiniz bir enerji biçimi. Daha iyi anlamanız için şöyle açıklayabilirim. İnsanların günlük alması gereken ortalama enerji miktarı yaklaşık 2000 kilokalori. Bu tabii ki yuvarlak bir sayı. Tam miktar bundan daha fazla veya az olabilir. Yaşınız, cinsiyetiniz ve gün içinde ne kadar aktif olduğunuza göre değişiklik gösterebilir. Vücudunuzun depoladığı ikinci yakıt türü protein. Proteinlerin uzun aminoasit zincirleri olduğunu unutmayalım. Vücudumuzda proteinin çoğu kaslarımızda bulunur. 70 kiloluk ortalama bir erkekte ne kadar protein bulunduğunu hesaplasaydık bunun yaklaşık 6000 gram olduğunu bulurduk. Glikojenle aynı oranda yani 1 gram protein başına 4 kilokalori enerji elde ederiz. Vücudumuzun depoladığı üçüncü yakıt türü ise yağ halinde bulunur arkadaşlar. Bu yağlar vücudumuzda adipoz doku denen özel bir yağ dokusunda depolanır. 70 kiloluk bir erkekte kaç gram yağ dokusu bulunduğunu hesaplasaydık, protein ve glikojenin toplamından çok daha büyük bir sayı elde ederdik. Sağlıklı 70 kilo bir erkekte yaklaşık 12 bin gram yağ bulunur. Glikojenle proteinin aksine 1 gram yağ başına daha fazla enerji elde ederiz. Bu miktar 1 gram yağ başına yaklaşık 9 kilokaloridir. Bunu daha iyi anlamanız için eğlenceli, basit bir matematik form, formülü ya daha doğrusu bir matematik problemi ile göstermek istiyorum. Şimdi 70 kiloluk bu adamın günlük 2000 kilokaloriye ihtiyaç duyduğunu varsayalım. Bu durumda kendimize oldukça teorik bir soru soralım. Tabii ki kendimizi aç bırakmak oldukça sağlıksızdır. Ancak yemek yemeyen birisi bu yakıtların her biriyle ne kadar hayatta kalmayı başarabilir? Bunu gram başına 4 kilokaloriden yaklaşık 500 gram glikojene yuvarlarsak, bu miktar kişiyi bir gün idare ettirecek, glikojenden elde ettiğimiz 2000 gram kilokaloriye denk gelir. Şimdi proteine bakalım. Vücudumuzda gram başına 4 kilokaloriden 6000 gram protein bulunur. Bu da 24000 kilokaloriye eşittir. Bu miktarı 2000'e böldüğümüzde kişinin 12 gün proteinle idare edebileceğini görürüz. Şimdi de yağlara bakalım vücudumuzda protein ve glikojenin toplamından çok daha fazla yağ bulunur demiştik. Gram başına 10 kilokaloriye yuvarlayıp 12.000 gram yağı 10 ile çarptığımızda 120.000 kilokaloriye eşit olduğunu görürüz. Bunu da 2000'e böldüğümüzde bu da kişinin 60 gün idare edebileceği anlamına gelir değil mi? Bu sadece teoriden ibaret arkadaşlar. Hatta o kadar bile dayanamayabiliriz. Ancak teoride sadece yağ depolarıyla 60 gün hayatta kalabiliriz bence bu oldukça etkileyici şimdi şu soruyu cevaplamak istiyorum neden yağ vücudumuzdaki en önemli depo yakıtı kaynağı haline geldi bunun için ilk önce yağların kimyasal yapısını hatırlayalım zaman kazanmak için daha önceden bir trigliseritin kimyasal yapısını buraya çizdim arkadaşlar evet buraya yazalım triacil gliserol yağ ve trigliserit kelimelerini aynı anlamda kullandığımı da belirteyim tamam mı? Bunun sebebi ise vücudumuzda depoladığımız yağ türü olan trigliserite günlük dilde yağ dememiz. Kimyasal yapıdan bahsettiğimiz için kimyasal adıyla yani trigliseritle ifade etmemiz bu durumda daha mantıklı ve daha doğru. Aslında kimyasal adı yapısıyla ilgili bize çok şey anlatıyor. Şimdi gelin bakalım. Triacil 3 açil grubundan yani yan zincirinden oluştuğunu gösteriyor. Peki açil yan zinciri ne demek? Açil, organik kimyadaki fonksiyonel bir grubu anlatmak için kullanılıyor arkadaşlar. Hidroksil grubu veya fosfat grubu gibi fonksiyonel grupları daha önceden duymuş olabilirsiniz. Bu durumda açil, karbon ve hidrojenden oluşan uzun bir zincire bağlı, içinde çift oksijen bağlı karbon bulunan bütün her şeyi kapsar. Aslında bu zincirin uzun olması gerekmez. Sadece organik fonksiyonel bir grup olması yeter. Ancak buradaki zincir oldukça uzun. Tabii ki 3 açil grubunu hatırladığım kadarıyla rastgele çizdim. Vücudumuzdaki trigliserit ve tükettiğimiz yağ türüne bağlı olarak bu zincirler büyük farklılıklar gösterebilir. Bunların tek bağlı olanlarını hidrojene doymuş, çift bağlı olanlarını ise trigliserit veya doygun olmayan yan zincir olarak adlandırıyoruz. Bunlar karşılaşabileceğiniz bilimsel terimler. Son olarak da gliserite bakalım. Bu molekülün temelini oluşturan, burada asılı duran 3 karbonu ifade eder. Bu atomlara bir adet oksijen bağlı. Tabii ki bu açıl yan zincirleriyle ester bağı aracılığıyla bağlanırlar. Bu kısmı anlayabilmeniz için arkadaşlar yeşille çiziyorum. İşte molekülümüz temelde bu şekilde. Bence bir yağın yapısı hakkında bilgi sahibi olmak, yağın vücudumuzda ne kadar gerekli bir depo yakıtı olduğunun anlaşılması için oldukça önemli. Çünkü bu sayede tüm bu enerjinin yani gram başına 9 kilokalorinin nereden gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Çünkü moleküle bakarsanız çoğunun uzun karbon hidrojen bağlarından oluştuğunu görebilirsiniz. Bu bağlar oldukça yüksek oranda enerji taşır. Çünkü bu bağlarda depolanmış çok fazla sayıda elektron bulunur. Temel ilkemizi hatırlarsak, eğer elimizde buradaki gibi indirgenmiş bir organik molekül varsa, sonraki aşamalarda yükseltgenme sonucu molekülden enerji elde edebiliriz. Bu elektron akışından ATP üretmemizi sağlayan elektron taşıma zinciri için yararlanabileceğimiz bir şey arkadaşlar. İlk önemli nokta bu. Şimdi bunu daha anlaşılır olması için yazalım, tamam mı? Trigliserit fazla miktarda enerji barındıran, pek çok karbon hidrojen bağı bulunan ve yükseltgenme sonucu ATP üretebilen bir molekül. Trigliserit Trigliseritlerin bu kadar iyi bir enerji deposu olmasının ikinci sebebi ise kimyasal anlamda nispeten tepkimeye girmemeler. Demek istediğim vücuttaki diğer şeylerle tepkimeye girme ihtimalleri düşük. Bu tabii ki oldukça polar olan ve hidroksil gibi pek çok polar fonksiyonel grubu olan glikoz ve proteinle zıtlık gösterir. Vücudun sulu ortamındaki birçok şeyle tepkimeye girebilir. Ancak unutmayın, trigliseritler suda çözünmez. Salata sosu yaparken yağı ve suyu karıştırmak oldukça zordur, değil mi? Yağlar suda çözünmediğinden ve tepkimeye çok da eğilimli olmayan karbon hidrojen bağları bulundurduğundan oldukça iyi bir enerji deposu. Çünkü rastgele tepkimeye girmez veya yan tepkimelerde harcanmaz. Yağların iyi bir enerji deposu olmasının üçüncü sebebi ise enzim üretmek için kullanılan proteinlerin aksine vücutta çok büyük ve öne çıkan bir işlevsel görevlerinin olmaması. Tabii ki enzimler vücudumuz için büyük önem taşır. Bu yüzden proteinlere çok da bağlı kalmak istemeyiz çünkü bu vücudumuz için bir çıkar çatışmasına sebep olur. Çok fazla protein harcarsak enzim üretemeyiz. Ancak yağlar sayesinde orta yolu bulabiliriz. Çünkü yağları tek bir önemli amaç yani enerji üretmek için depolamış oluruz. Bu tabii ki genel bir açıklama. Yağların başka birçok önemli işi de var. Ancak genel anlamda temel görevleri enerji depolamak. Neden trigliseritlerin iyi bir enerji deposu olduğundan ve proteinlerin o kadar da iyi bir enerji deposu olmayabileceğinden böylece bahsetmiş olduk. Evet. Peki arkadaşlar ya karbonhidratlar ya da glikojen? Neden vücudumuzun glikojeninin en büyük depo yakıtı olmasına yönelik bir değişim geçirmemişiz? Niye vücudumuz böyle bir değişim geçirmemiş? Bu da bizi dördüncü önemli noktaya getiriyor işte. Protein ve karbonhidratların aksine trigliserit yağlar hidrofobiktir yani suyu sevmez. Daha önce bahsettiğim gibi bunun bir sonucu olarak hem daha az tepkimeye girme eğilimindeler. Çünkü sulu bir ortamdaki pek çok şeyle tepkimeye giremezler hem de su ağırlık yapmamış olur. Bunun neresi faydalı diye merak ediyor olabilirsiniz. Suyun ağırlık yapmaması neden faydalı? Bu sorunun cevabı olarak daha iyi anlaşılması için hızlı bir matematik problemi çözelim. 12 bin gram yağın ürettiği kilokaloriyi elde etmek için su ağırlığı da dahil olmak üzere vücudumuz kaç gram glikojene ihtiyaç duyar? Kaç gram glikojen olduğunu düşünürsek su ağırlığını da dahil ediyoruz. Çünkü tüm polar moleküllerin suyu çektiğini biliyoruz. Bu da tabii ki ağırlıklarına yansır. Yukarıda bahsettiğimiz 70 kiloluk adamın ürettiği aynı miktarda kilokalori. Evet soru bu. Soruyu yanıtlamak için gerekli bilgiler yukarıdaki tabloda var. Bilmemiz gereken diğer şey ise bir glikojen gramına kaç gram su bağlı olduğu. Bunun cevabı yaklaşık 3 gram su ağırlığı. 3 gram H2O ağırlığının 1 gram glikojen veya proteine bağlı olduğunu yazalım. Evet, bunu parantez içine alalım. Yanıtı bulmak için ilk olarak 12 bin gram yağın ne kadar kilokalori üretebileceğini bulmamız gerekiyor. 12 bin gram yağ çarpı, yukarıdaki tablodan hatırlarsak 1 gram yağ için 9 kilokalori yakabiliriz. Yuvarlak bir sayı elde etmeye çalışıyoruz. O yüzden bunu 10'a yuvarlayalım. Bu 120 bin kilokaloriye aşağı yukarı denk geliyor arkadaşlar. Glikojen kullanarak aynı miktarda kilokalori üretmemiz gerekiyor. 1 gram glikojenden ne kadar alıyorduk? 4 kilokalori elde edebileceğimizi biliyoruz değil mi? Bundan bahsetmiştik. Ancak daha su ağırlığı bu miktara dahil değil. Onu da dahil ettiğimizde yukarıdaki tablodaki orandan 1 gram glikojen için 3 gram su ağırlığı olduğunu biliyoruz. Hatırlamamız için buraya H2O, H2O yazıyorum. H2O yani H2O şeklinde yazıyorum. Sayılar burada ve şurada birbirini götürür ve aşağıya inersek 12.000 bölü 4'ten 30.000 çarpı 3 yani sadece 12.000 gram yağın ürettiği aynı miktarda kilokalori için 90.000 gram glikojene ihtiyacımız olduğunu buluruz. Vücudumuzun taşıması gerekenden yaklaşık 7-8 kat daha ağır bir miktar. Tabii ki bu hiç mantıklı değil. 70 kiloluk birinden bahsediyoruz ve elimizde 90.000 gram glikojen var. Bu da 90 kiloya denk gelir ki sırf glikojen vücut ağırlığının %100'ünden fazla yapıyor arkadaşlar. Yani bu hiç mantıklı değil. Çünkü böyle bir fazladan ağırlıkla baş edebilecek bir iskelet yapımız veya yeterli kas kütlemiz yok. Bu yüzden de yağlar vücudumuzun öne çıkan enerji deposu molekülleri haline gelmiştir. Özetlemek gerekirse yukarıdaki listemize dönelim. Yağın yapısından dolayı yüksek enerjili olduğunu kimyasal tepkimeye girmediğini, enzimler için önemli olan proteinlerin aksine işlevsel görevi olmadığını görebiliyoruz. Aynı zamanda yağlar hidrofobik olduğundan, yani suyu sevmediğinden fazladan su ağırlığı taşımadan vücudumuzda fazla miktarda depolanabilirler arkadaşlar.